inimesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf türkisch. Das Radio Kassel. Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya SPD'nin son yıllardaki seçim kampanyası konuşmalarında toplumun orta kesiminin sembolü yapılan düşük ücretle çalışan hemşireler Martin Schulz'un konuşmalarının da konusu olmaya devam ediyor. Ancak hemşirelerin durumunu 20 yıl öncesiyle kıyaslayan herkes şunu fark edebilir. Bürüt maaş artırıldı ama ele geçen para yaklaşık 20 yıl önceki parayla aynı. Bunun sorumlusu ise 15 yıldır hükümet ortağı olan SPD Martin Schulz. Wir wollen, dass es in unserem Land gerechter zugeht. Das ist die Aufgabe der SPD, für Gerechtigkeit zu sorgen. Ülkemizin adil olmasını istiyoruz. Bu adaleti sağlamak SPD'nin görevidir. Haydi arkadaşlar, ülkemizi adil yapmak için mücadele edelim. Also, Leute, lasst uns anpacken. Lasst uns unser Land gerechter machen. Ülkemizi adil yapmak. Adaletin tam zamanı. Özellikle de ağır koşullar altında çalışanlar için. Martin Schulz. Bu ülkede otobüs sürenler, hastanelerde çalışanlar, polis ve itfaiyeciler kendilerini bizim ellerimize bırakabilir. Ama neden güvenmeliler? Martin Schulz'un hep tekrarladığı bir hemşire 26 yıldır ağır koşullar altında çalışıyor. Ama yaptığı işin ciddiye alınmadığı duygusuyla yaşıyor. Hasta bakıcılarının ücretleri her yıl artıyor. Tecrübeli bir hasta bakıcısı 1998 yılında 2171 euro brüt bağış alıyordu. 2015 yılında ise 3023 euro yaklaşık %40 daha fazla. Enflasyon düşülse bile yine de fena değil. Ama sadece ilk bakışta. Gerhard Schröder 10 Kasım 1998

auf <laughs> Hemşireleri ve kalifiye elemanları rahat edeceğiz. Bu söz verildiğinden bu yana 15 yıldır SPD iktidarda. Ödemeler yükseltildi, yeni kesintiler konuldu. Performansların üstü çizildi veya kısıtlandı. Örneğin Risserent'i. SPD'li ve İG Metal Sendikası eski başkanı, Çalışma Bakanı Walter Rista özellikle orta direğin emeklilik maaşlarını düşürdü yaşlılıkta bakımı kısmi olarak özelleştirdi. Hastalık sigortası primi ödemesinde emekçilerin payı yükseltildi, işveren payı donduruldu. Bu da SPD'li Sağlık Bakanı Ula Schmidt tarafından gerçekleştirildi. Özellikle seçimler öncesi artılmayacağı sözü verilen cepleri boşaltan katma değer vergisini unutmamak gerekiyor. SPD'li Maliye Bakanı P.A. Steinbrück 2007 yılında katma değer vergisini %16'dan %19'a çıkardı. Son 20 yıl içinde vergi sisteminin yeniden dağıtımcı etkisi azaldı. Çünkü yüksek gelirliler rahatlatıldı, faiz gelirleri rahatlatıldı, işverenler rahatlatıldı, gayrimenkul vergisi hiç yükseltilmedi. Dolaylı vergiler kaldırıldı. Bu özellikle alt ve orta katmanlar üzerindeki yükü artırdı. Aynı anda yapılan sosyal reformla yardımlar kısıldı. Yaşlılıkta bakımın özelleştirilmesi ve sağlık ödentileri nedeniyle orta derecede geliri olan her hemşirenin yükü %50.5'ten %54.3'e yükseldi. Yüksek gelire sahip toplumun %10'luk kesiminin yükü %53'ten %47.3'e düşürüldü. Bu durum karşısında 20 yıldır adalet sözü veren SPD'ye acaba bir hemşire ne der? Uzmanlar ve politik gözlemciler Schultz'un açıklamalarının kozmetik düzeltmelerden ibaret olduğunu söylüyor. Martin Schulz 1999 yılından bu yana SPD yönetim kurulu üyesi. Partisinin bu süre içinde emekçilerin sırtından durumu iyi olanların yükünü daha da azaltması ile ilgili olarak şu ana kadar hiçbir şey söylemedi. Brüksel'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destekleyenler ve karşı çıkanlar birbirine saldırdı. Kavgada birçok insan yaralandı. Belçika'nın başkenti Brüksel'de 16 Nisan referandumu için oy verme işlemleri sırasında karşıt görüşlü Türk vatandaşları arasında kavga çıktı. Polis, kavgada yaralananlar olduğunu, yaralanan 4 kişinin hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Akşam geç saatlerde konsolosluk binası yakınlarında toplanan bir grup Türk yaşananlara tepki gösterdi. Güvenlik önlemleri alan polis muhtemel bir çatışmayı engelledi. Belçika Başbakanı şiddeti kınadı. Hükümetinin Türkiye'deki referandum nedeniyle böylesi olaylara kesinlikle sıfır tolerans göstereceğini söyledi. Kürt haber ajansı Fırat, Brüksel'de oylarını kullanmaya giden Kürtlere AKP'lilerin saldırdığını duyurdu. Saldırıda 3 Kürt bıçakla çeşitli yerlerinden yaralandı. Belçika haber ajansı Belda'da saldırıda 60 yaşında bir kadının yaralandığını bildirdi. Konsolosluğa kaçan saldırganlardan birisi tutuklandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Obama şundan emindi. Esad'la Suriye'de barış olmaz. Onun halefi Trump farklı düşünüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Haley, önceliğimiz artık orada öylece oturup Esad'ı görevden indirmeye odaklanmak değil dedi. Haley, Esad bir engel ancak onu görevden almanın o kadar önemli olmadığını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Haley, Trump yönetiminin Suriye politikasını önceki hükümetin yaptığı gibi Esad'ın gitmesine odaklanamayız olarak açıkladı. Haley artık önceliklerinin Suriye halkı için değişiklik yaratacak en iyi yolu aramak olduğunu belirtti. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı tilasında Ankara'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile düzenlediği basın toplantısında Haley'inkilere benzer bir açıklama yaptı. TİLAS'ın Suriye Devlet Başkanı Beşer Esad'ın geleceğiyle ilgili bir soruya Esad'ın gidip gitmeyeceğine Suriye halkı karar verir cevabını verdi. Esad özellikle 2015'te Rusya'nın hava desteği vermeye başlamasının ardından gücünü yeniden toparlamaya başladı. Ocak ayında göreve gelen Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump da Rusya ile daha yakın çalışma sözü vermişti. 1,5 euro saat ücretine engelliler atölyelerinde çalışan engelliler asgari ücret uygulamasından fersah fersah uzakta. Birçoğu haftada 5 gün çalışmasına rağmen. Neden böyle? Bir engelli bu nedenle asgari ücret uygulaması için mahkemeye başvurdu. Bir engelliler atölyesinde haftada 38,5 saat çalışmasına rağmen ayda eline net olarak 216 euro geçiyor. Yani 1,5 euro saat ücretinin bile altında. Almanya'da asgari saat ücreti 8 ,84 euro 84 cent. Schleswig-Holstein İş Mahkemesi engellilerin asgari ücret alma haklarının olmadığına karar verdi. Almanya'da 300 bin engellinin çalıştığı bu tür yaklaşık 700 atölye var. Sorumlu Çalışma Bakanlığı asgari ücret uygulamasına engellilerin de dahil edilmesi için bir sebep olmadığı görüşünde. Çünkü engelliler atölyelerinde çalışma bir işçinin çalışma koşullarına benzer olmadığından iş gücü piyasası ile mukayese edilemez. Derneğin Radyo Kassel'in hazırlayıp sunduğu info magazin programını dinlediniz. 105.8 Radyo Kassel Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.